bir spiker, hem bir savaş muhabiri, hem yönetmen, hem de bir televizyoncu. Tatlı sert üslubuyla, kararlı yapısı ve gerçekçi kimliğiyle ön plana çıkmış başarılı bir sunucu. Cüneyt Özdemir. Bölümüne girdi. Okul sırasında 1990 yılından itibaren çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1991 yılında Türkiye-Irak sınırında 500 bin kişilik Türk göçünü belgeleyen NBC ekibin içinde Türk Stringer ve kamera asistanı olarak görev yaptı. Türkiye-Irak sınırından 2 ay boyunca yaşanan gelişmeleri, yardım çalışmalarını ve dünyaya duyuran ekibin yerel bölge koordinatörlüğünü üstlendi. 1993 yılında British Consul bursu ile Londra'ya giderek multimedya üzerinde çalışmalarda ve deneyimlerde bulundu. 1994 yılında 32. Gün programının yardımcı yönetmenliğini ve ardından yönetmenliğini üstlendi. Aynı zamanda muhabir olarak da çeşitli konularda haber yapmaya devam ediyor. 1998 yılında iki farklı alanda iki kitabı yayınlandı. Türk Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in 1993 yılında şüpheli bir uçak kazasında ölümü ve sonrasında yapılan askeri soruşturmayı ele alan komutanın şüpheli ölümü, Eşref Bitlis olayı iletişim yayınlarından çıktı. Aynı yıl denemelerinin yer aldığı Ruh Hali adlı kitabı parantez yayınlarından çıktı. 2000 yılında Türk televizyonculuk hayatında canlı yayın rekoruna imza attı. Dünyanın dört bir tarafından yapılan milenyum kutlamalarını 25 saat 30 dakika 196 ayrı ülkeye bağlanarak canlı yayında anlattı. Sonrasında bir hafta boyunca konuşmasa da Türk televizyonlarında yapılan en uzun ve en çok yere bağlanılan canlı yayın rekoruydu. Aynı yıl CNN Türk'te yayınlanmaya başlayan 5N 1K adlı günlük haber programını sunmaya başladı. Saldırılarının ardından gelişmeleri yerinde takip etmek için Pakistan-Afganistan sınırında aylarca canlı yayın ve haber programları hazırladı. Karaşi, İslamabad ve Peşaver gibi şehirlerde Taliban'ın hangi ortamda ve nasıl olduğunu anlatan haberlere imza attı. 2002 yılında Dünya Kupası'na katılan Türkiye takımını Güney Kore ve Japonya'da takip etti. Bu arada 3 kitabı daha yayınlandı. Ratingsiz Sohbetler, televizyon programına katılanların ilginç portrelerinden oluşuyordu. Kız Kulesi Efsanesi, İstanbul'daki Kız Kulesi'nin efsanesini anlatan bir belgeseldi. Düş Sesi ise ikinci deneme kitabı olarak ortaya çıktı. 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgalini Embedded gazeteci olarak izledi. ABD 4. Piyade Tümeni ile birlikte Kuveyt'ten Bağdat'a bir ay süren bir işgali takip etti. Haberleştirdi. Bağdat'ın düşüşünden sonra Bağdat'ta kalarak gelişmelerin bir belgeselini ve hikayesini yazdığı kitabı çıkarttı. Onlarlaydım ama onlardan değildim. Kitabı Türk bir gazetecinin izlenimleriyle Irak işgalini içeriden bir görgü tanığı olarak anlatmaktaydı. 2004 yılında Atina Olimpiyatlarını takip etti. Günlük yayınlanan 5N1K adlı haber programı Türkiye'nin bütün saygın ödüllerini topladı. 3 kez Altın Kelebek, TGB tarafından verilen Mahmut Dikerdem ödülü, 2 kez RTG'de ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Oradaydım, En İyi Belgesel ve Televizyon Oscar'ı ve 5N1K CNN Türk Oscar ödülünü aldı. 2005 yılında Flu adlı deneme kitabı yayınlandı.
14 farklı disiplinde yer alan sanatçı ile yaptığı çalışmasının tasarımını Bülent Ertmen üstlendi. Paranın serüveni, suya atılan altın kelepçe, herkesin babasının anlatacak bir hikayesi var gibi belgeselleri televizyonlarda yayınlandı. Çeşitli belgesel festivallerine de gönderildi. 2006 yılında Küba adasında bulunan Guantanamo askeri üssüne giderek özel bir araştırma imza attı. Daha sonra Cehennem Kafesi adında bir kitabı yaşanan insan haklarını ihlallerini anlattı. Aynı yıl Ah Benim Yarım adında bir şiir kitabı yayınladı. Kitap 2006 yılı grafik tasarım ödülü kazandı. 2007 yılında Nobel ödül törenini Stockholm'da takip etti. Günlük yayınlanan 5N1K haber programı 3000. kez ekrana geldi. Kendi alanında bir rekora imza attı ve Türkiye'de en çok izlenen haber programı ödülünü kazandı. Sağır Oda adlı ilgiyle izlenen televizyon dizisinin yapımcılığını üstlendi. 2008 yılında Latin Amerika'da esen sol rüzgarları ve Harvard Tıp Fakültesindeki hücre çalışmalarını anlattı. Cüneyt Özdemir İstanbul'da yaşıyor. Gerçek bir sinema meraklısı. Dalış, sörf, yelken ve denizcilik merakları da arasında. Gerçek bir dünya vatandaşı ve her yılın 1/3'ünü iş ya da hobi olarak dünyayı gezerek geçiriyor. Konferanslar veriyor, belgeseller hazırlıyor, kitaplar yazıyor. Hayatında eğitimin, edebiyatın ve sanatın büyük yeri olan Cüneyt Özdemir, hayal kurmayı ve hayallerini hayata geçirmeyi en büyük erdem olarak.